Samsun'da Kavak Dernekleri Federasyonu ve Kavak Belediyesi'nin işbirliğiyle Atayolu'ndan tarihe yolculuk konvoyu düzenlendi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan Muharip Gaziler ve Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Atayolu olarak bilinen eski Samsun yolu üzerinden Kavak'a ulaştılar. Vali Yardımcısı Kurt ve Muharip Gaziler burada büyük coşkuyla karşılanırken yapılan törene Kurt'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kavak Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti Samsun Milletvekili adayı Hasan Basri Kurt, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ömer Süslü, Kavak İlçe Emniyet Müdürü Adil Öztırak, KADEF Genel Başkanı Operatör Doktor Yılmaz Karagöz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Emşav üyesi Gazi Polis Memuru Hasan Yıldız, Samsun Harita Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Ali Ün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasetçiler, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Tütün iskelesinden sonra Mantika Palas Oteli'nde Mustafa Kemal kalıyor, orada çalışmalarını yapıyor. Ancak tabii bu güzergah Badırlı Köyü, Badırlı'dan sonra Avdan Köyü, Avdan'dan Çakallı, Kavak ve daha sonra Havza'ya intikal ediyor. Ve çok değerli Kavak ve hemşerilerim. Malumunuz olduğu gibi Osmanlı ordusu 1918 yılında almış olduğu ağır yenilgi nedeniyle hasta adam durumuna düşmüştür. Bugün yaptığımız bu atayolu yürüyüşüyle ilgili hadisenin anlamı üzerine yeteri kadar şeyler söylediler. Yani Atatürk'ün Samsun'a gelişi, 19 Mayıs sabahı saat 8.30 gibi Samsun'a gelişi, iki gece Samsun'da Mıntıka Palas Oteli'nde kalışı ve Samsun'dan Havza'ya kadar ki mücadelesi ve yürüyüşü ve programı ile ilgili hazırlıkları yapışından sonraki sürecin Havza'ya kadar olan ara kesiti aslında çok net ve belirgin bir takım ayrıntılara sahip değil. Ve ülkemizin kurtarılıp Cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde önemli bir yeri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması ve takiben de Samsun, Çakallı, Kavak, Havza, Amasya, Sivas, Erzurum hattından ülkeyi kurtaracak çok önemli kararların alındığı, çok tehlikeli bir yolculuğun yapıldığı etkinliği bugün tekrarlamış olduk.